Herkese yeniden merhaba. Bugün favorilerim, 2015 favorilerim videosuyla sizlerleyim. Uzun bir ara verdiğimin farkındayım. Tatil girdi araya, başka işler girdi. Hatta yine bir uzun bir zaman girebilir araya önümüzdeki haftadan sonra. İnşallah stok yapabilirim ama sürekli toplantılar vesaireler olduğu için bölünüyorum ve çekmek istediğim videoları çekemiyorum. Ama hemen fırsatını bulmuşken 2015 favorilerini çekmek istedim sizler için. Çok zor bir şey benim için biliyorsunuz favorileri seçmek. Şunu bunu seç demek zaten dünyanın en zor şeyi. O yüzden de yine dünya kadar ürün çıkardım buraya. Muhtemelen bu kez videoyu kesmeyeceğim. Uzun olursa olsun artık diyeceğim. Aslında Michelle Phan gibi yapsam mı diye düşünmüştüm. Hani güzellik, işte teknoloji, cilt bakımı falan filan ayırsam mı diye düşündüm. O bile gayet makul bir şekilde sayılarını azaltarak yine yayınlamış. Bakalım, benim doğamda düzen yok. O yüzden de düzensiz bir şekilde devam edeceğim. Öncelikle cilt bakımıyla başlamak... Yok. Öncelikle fondötenler şurada gözümü, dikkatimi çekiyor. Fondötenliler dedim farkındaysanız. Çünkü bu sene ayıramadım birini diğerinden. O yüzden de en favori 2, sonraki diğer 2 favori 2 olarak anlatacağım. En favori 2 fondötenim Givenchy'nin Ten Couture, bu biten ve yenisini alacağım en kısa zamanda. Long Wearing Fluid Foundation. Bu fondöten cildinizde çok ince, yani parlama yapmıyor. Gerçi benim cildim çok yağlı değil ama yani parlama yapmıyor. Mat sonuçta, yarı mat bir fondöten diye geçiyor. Aynı zamanda cildi sağlıklı gösteriyor ve görünmüyor. Çok ince bir fondöten. Uzun sürede kalıcı. Kokusu da çok güzel. Diğeri de cildimi yine böyle nemli nemli gösteren, aynı zamanda iyi bir kapatıcılık sağlayan, hatta concealer olarak da kullanılabilen Clinique Beyond Perfecting Foundation and Concealer. Bunun da açık rengini hala alacağım. Unutuyorum. Hiç aklıma bile gelmiyor dışarı çıktığım zaman. Bu rengi bana biraz koyuydu. Beyond Perfecting 9. Neutral. 9 neutral rengi. Koyu gelmişti. Ona rağmen yazın cildim bronzlaştığında severek kullandım. Çok çok severek kullandığım, böyle cildimi çok sağlıklı gösteren ama güzel de kapatan bir fondöten. Günlük olarak sürekli elimin gittiği L'Oréal Paris'in True Match fondötenleri. Bunlara bayıldım. 3 rengi de var. Yine cildi sağlıklı gösteriyor. Orta kapatıcılığı var. Çok iyi karıştırılabiliyor ve cildinizin rengiyle uyum sağlıyor. Parfümlerden bunu ben yine yılbaşı hediyesi olarak almıştım kendime. İkinci şişesini bitirdim. Cartier Bezier Volley. Nasıl okunduğunu hala bilmiyorum bu arada. Böyle bir muhteşem bir beyaz zambak kokusu. Saf beyaz zambaktı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hala da sıkılmadım. Enteresan, nadir sıkılmadığım kokulardan. Yani daimi olarak gün bir yere çıkarken hemen elime atıp sıkabildiğim bir koku. Daha karakteristik bir koku olsun istediğimde Marni karakteristik bir koku. Fakat uzun süre, yani nasıl söyleyeyim size, çok severek kullandım ama her zamanda kullanamayacağım. Mesela yazın çok biraz mayhoş olduğu için ağır gelebiliyor. Daha çok kışa uygun bir koku olarak buluyorum. Daha böyle seksi ve çekici olunması gerektiği zamanlarda, gece böyle modunuza göre çok ağır bir parfüm kullanmanız gerekiyorsa böyle seksilik ve çekicilik için tercih ettiğim, etkili güzel böyle bir parfüm olsun dediğim YSL'in, Yves Saint Laurent'in Black Opium'u. Bundan önce buna benzer olarak Tom Ford'u kullanıyordum. Bu çok ağır geliyordu, Black Orchid'i. Hatta onu Emre'ye erkek parfüm olarak kullanması için verdim. O da hala bitiremedi zannediyorum. Bu da yine favori. Bütün parfümlerin içerisinden çıkardıklarım. Bu sene çok sık kullandıklarım. İçlerinde bir de en hafif, böyle daha da böyle günlük parfüm de sıkmayayım ama güzel kokayım dediğim zamanlarda kullandım. Jo Malone'un Osmanthus Blossom kolonyası şu. Kaş ürünleriyle devam etmek istiyorum. Make Up For Air'ın bu sene tanıştığım, aslında daha önce duymuş oldum ama denemediğim, herkese de şiddetle önerdiğim jel kaş jeli. Aqua Brow Waterproof Eyebrow Corrector diye geçiyor. Böyle fırçaları da var içerisinde setin. Hem kaş tarama fırçası hem sürme fırçası. Çok az kullandığınız zaman, yani çok az kullanarak kaşlarınızın aralarını doldurup şekil verebiliyorsunuz ama aynı zamanda da çok uzun süre gidiyor. Diğer yine çok severek kullandığım kalem Bobbi Brown'un Long Wear Brow Pencil'ı. Bu da bir tarafı böyle fırça kaşınızı taramak için. Komşu hapşırıyor. Bir tarafta duvarlar ince birazcık.
Bu tarafı da üçgen bir şekilde kaşlarınızın boşluklarını doldurmak için sert bir kalem çabuk bitmiyor. Yani Mac'in kaş kalemlerine göre daha uzun süre gidiyor. Kalemlerle devam ederken hemen şöyle devam edeyim. Gözlerimin iç köşelerine sürmek için bugüne kadar kullandığım en güzel beyaz kalem diyebileceğim Bobbi Brown'un Body Shop'ın bu matte kajalın beyaz rengi. Birazcık kirli ve pis gözüküyor bantlarını falan. Televizyona giderken hep bantlayıp söktüğüm için böyle bir kötü olmuş. Gözlerim iç köşelerinde şu anda mesela o var. Böyle bembeyaz kalem gibi de durmuyor. Sanki bir highlighter gibi duruyor. O yüzden ben göz iç köşeleri için çok seviyorum. Diğeri de Crayola'nın Face Liner kahverengi kalemi. Kahverengi kalemi göz işlerime çok son zamanlarda özellikle çok sıklıkla kullanıyorum. Crayola'nın kalemlerini çok beğeniyorum. Dudak kalemlerinde, yüz kalemlerinde. Zaten bu face liner olarak geçiyor. Her yere kullanabileceğiniz bir şey. Çok hem uzun süre dayanıyorlar hem de gramajları da büyük. Far paleti olarak yine çok fazla sayıda palet vardı ve içlerinden hakikaten ya da tekli farlar seçmekte oldukça zorlandım. Ama elim buna gitti. Yani herkese şiddetle önerebileceğim make-up, neyin de bu I Heart Make-up'ın ki yanlış hatırlamıyorsam bunlar Tarte mı? Bir şeyi taklit ediyorlardı galiba. Çok emin değilim. Şu palet. Bu palet genelde yani mat tonlarda var. Hafif sedefli ve çok parlak tonlarda olan bir palet. Sıcak tonlarda, altın tonlarında ve şurada çok etkili mavi tonlarda da var. Harika farlar içeriyor. Bu palet yıllar önce benim aradığım ama bulamadığım bir palet tarzı. Sonrasında zaten bir sürü paletler ve farlar aldıkça tek tek işte tek tek renkleri topladıkça buna benzer şeyler toplamaya çalıştım. Gerçekten çok beğeniyorum. Bunu bana Dupduru Shop hediye etmişti Instagram'da. I Heart Makeup'ın Explicit Content diye. Diğeri bu sene yine Watson's'da görüp aldığım Revlon'un 91-246 Wispy kirpikleri. O kadar doğal ki MAC'in 36 numaralı kirpiğinden daha kısa ve daha doğal duruyor. Birazcık daha böyle hafif saçaklı gibi. O yüzden de daha natürel duruyor. Tutuşu da, kirpiğin yapısı da, kalitesi de çok güzel. O yüzden de çok çok sevdim. Bu yılın en favori kirpiği bu diyebilirim. Maskaralardan bu yıl iki tane maskara seçtim. Aslında mesela elimi bunu atmadan önce iki farklı maskara daha aldım. Sonra düşündüm, dedim ki ben onlardan çok daha fazla bir şeyleri kullanıyordum ama neydi diye. Günlük kullanım için sürekli günlük makyajımda elimi attığım Max Factor, zaten yazısı silinmiş tutmakta. Masterpiece Transform High Impact Volumizing herhalde yazıyor maskara. Bu Max Factor'ın maskarası tel tel ayırıyor kirpikleri ve çok güzel. Yani hem dolgunluk veriyor, tabii ki öyle ultra çok aman aman bir hipnoz gibi değil, Lancome hipnozu gibi değil. Hatta ilk elime attığım hipnozdu az önceki maskaralarda. Sonra dedim ki bunu çok daha fazla kullandım. Çünkü hakikaten dökülmüyor, topaklanmıyor, çok güzel kirpiklerimi tarıyor ve aynı zamanda da istediğim etkiyi veriyor diye severek kullandım. Diğeri de Make Up For Ever'ın Aqua Smoky Lash maskarası. Bu da suya dayanıklı bir maskara. Tabii ki çok güzel. Sürdüğünüz anda kirpikleriniz inanılmaz böyle kıvırıyor. Zaten bir de kıvırdıysanız o kirpikler asla düşmüyor. Ancak fırçası nedeniyle, nedendir bilmiyorum. Nedenini biliyorum aslında. Fırça yapısı itibariyle olduğuna %80 eminim. Sürerken birazcık iterseniz eğer makyajınıza, yani buraya çok kolay bulaşıyor. O yüzden fırça yapısı itibariyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani böyle sürerken işte kartlar vesaireler falan gibi yöntemler denemeye başladım. İkinci bir dezavantajı ise kendi özel çıkarıcısıyla veya da işte suya dayanıklı iyi göz makyaj çıkarıcınız varsa onlarla biraz daha uzun sürede çıkıyor. Biraz zor çıkıyor. O yüzden de sadece özel zamanlarda kullanıyorum. Fakat gerçekten çok beğeniyorum. Her gün kullanmak isterdim çabuk çıkıyor olsaydı. Bir diğer ürün böyle dağınık. Yani yaz sıralı gidecektim. Makyajdı, işte cilt bakımıydı, oydu, buydu falan. Şu an önüm darmadağın olduğu için rastgele çekiyorum. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Creed Watt. Yani yaklaşık birkaç kullanım. Yani bir hafta aynı problemi yaşadım. Ondan sonra başka
aradan bir zaman geçti, tekrar aynı problemi yaşadım. Hep yan komşudan şüphelenmiştim. Tiner kokuyor diyorum. Acayip bir tiner ya da boya kokusu var burada diyorum tuvalette. Çünkü ben bununla temizleyip tuvalette atıyorum ve işte bir şey çöp değişene kadar 2 gün falan orada kalıyor. Dolayısıyla da anlayamadığım bir tiner kokusu var bir yerden gelen. Yani bunu müthiş derecede güzel çıkarıyor ojeleri. Her türlü koyu ojeyi falan. Şu ana kadar karşılaştığım bütün asetonlardan çok daha iyi çıkarıyor. Fakat asetonsuz bu arada. Fakat acayip bir kokusu var. Bilmiyorum. Meğer kaynağı buymuş. Yani o koku uçup gitmesi gereken bir kokuyken uçup gitmiyor. Ama çok güzel. O yüzden almaya devam edeceğim. Watson's'larda zannediyorum sadece satılıyor. Bir diğer en sevdiğim, bu sene çok sık kullandım. Şu anda evde zannediyorum 4 tane falan var. Batiste'nin kuru şampuanları. Her çeşidinden var. En az beğendiğim dolgunluk veren olan. Çünkü katır kutur yapıyor onu. O saçları. Ama bunlar daha böyle yumuşak tuttuğu için saçlarımdaki yağı çok kolay bir şekilde emiyor. Benim saç diplerim inanılmaz hızlı yağlanıyor. Sabah yıkıyorum, akşama yağlı oluyor saç dipleri. O yüzden de bolca kullanıyorum. Diğer bir ürün, yine yüz ürünü, makyaja geçtim. Az önce düşürdüm bunu yere ve kırılan bir aydınlatıcım var artık. Laura Mercier'in, ay çok moralim bozuldu şu an, bakmayın gerçekten. Moralim bozuldu. Bir şey kırılınca çok üzülüyorum. Tamir edeceğim. Üzerine tamir videosu çekmemiştim galiba ben. Üzerine alkol dökeceğim. İşte elinize renksiz kolonya falan öyle bir şeyler varsa onunla da yapabilirsiniz. Alkol döküp bastıracağım. Ama tabii ki bu kadar eskisi kadar güzel olmayacak. Dörtlü bir illuminator bu. Ama işte yani şöyle far olarak da kullanabiliyorsunuz bu renklerden dolayı. Çok güzel far oluyor. İşte allık olarak zaten aydınlatmak istediğiniz yerlerde kullanabiliyorsunuz. Kahve, bronz, yani bakırımsı bronz, altın ve işte vanilya gibi bir rengi vardı bir zamanlar. Laura Mercier'in mozaik aydınlatıcısı. Çok üzüldüm. Az önce düştü. Çok da yarım metreden düştü. Kırılmış. Diğer en sevdiğim bu sene aydınlatıcı. Gerçekten buna da bayıldım. Bayılarak kullanmaya devam ettim. Hala da ediyorum ve edeceğim. Tabii çok ürün olunca arada unutuyorsun. Aa, bunu nasıl unuttum diye. Criolo'nun bu şeyleri, bu satin powderları. Bu satin powderlar pigment gibi düşünebilirsiniz. Böyle toz şeklinde. Şöyle tekrar uzaktan siz görebilin diye aynı şekilde şey yapacağım. Şu burnumun kemiğine süreyim ki tam net anlayın. Highlighter aslında gibi kullanılıyor. Fakat yani far, highlighter, allık gibi kullanılıyor. Yapısı çok ince. Bunu ben elmacık kemiklerine yine allık olarak oldukça kullandım ve çok kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu numarasını SP334, bu numarasıdır umarım. Sparkling Eye Dust demiş. Satin Powder. Bu sene yine tanıştığım ve çok severek kullandığım Görkem Karman'dan adını sürekli duyduğum için kullandığım göz kremi. Yalnız bunun yanında bana bir tane daha vermişlerdi tester. Onu kullanın, o bundan daha yoğun nem verebilir diye. Onu kaybettiğim için deneyemedim. Creamy Eye Treatment avokadolu Kiehl's'ın göz kremi. Peki neden bunun diğerlerinden farkı ne? Şöyle, aslında birçok göz kremi kullandığım zamanda ve hepsi çok iyiydi. Fakat yaşım ilerledikçe ve ben de su tüketimini inanılmaz az yapan bir insan olduğum için, hiç neredeyse tüketmediğim için cildimde çok ciddi kurumalar oluyor. Böyle dönem, özellikle dönem dönem, ama bazı bölgeler zaten çok kuru. Yapısal itibariyle zaten kuru olup da işte yaşlandıkça daha da kuruyan bölgeler var. Göz altlarım gibi. Dudaklarımda mesela öyle, ama göz altlarım aşırı derecede kuru ve böyle normal kremleri anında diye emiyor ve tabaka halinde sürüyordum. Ona rağmen emiyordu. Yani ona rağmen kuru ve gergin hissediyordum. Ama bu zaten zannediyorum içerisinde yağ var. Yani benim zaten yağlı bir şey kullanmam gerekiyormuş. Onu fark ettim. O yüzden de böyle yoğun bir krem kıvamında gibi gözükse de sürdüğünüz anda şöyle elinize alıyorsunuz, yine merhem gibi. Tam olarak bir merhem gibi. Sürdüğünüz anda biraz şöyle geçiyorsunuz ve tam bir suya dönüşüyor. Çok güzel, değişik bir yapısı var. Tam şu anda bir su oldu. Ama göz altlarımı daha esnek tutuyor diğer kremlere nazaran. O yüzden de oldukça beğendim. Bu sene çok severek kullandığım ürünlerden yine Kiehl's'ın Micro Blur Skin Perfector. Gözenek kapatıcı bazı. Bu aynı zamanda cildi nemlendiriyor. İşte cilde bakım yapıyor. Cildinizin dokusunu, yapısını yeniden
yeniden şekillendiriyor, yeniden şekillendirme yani yapılandırıyor yeniden, öyle söyleyeyim. Gözeneklerin görünümünü azaltıyormuş. Bunu çok düzenli kullanmadığımı itiraf ediyorum. O yüzden de gözeneklerin görünümünü azaltıyor mu onu bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Son zamanlarda çok fazla ürün denediğim için zannediyorum cilt yapım bozuldu ve gözeneklerim ciddi anlamda genişlemeye başladı. Benim sadece burun bölgemde gözeneklerim genişken kenarlara doğru ve alnımda oldukça geniş gözeneklerim açılmaya başladı. Hızlı konuşurken de böyle bir şey odaklanıyor, ne kadar ciddi oluyorum. Mikroblur bu gözeneklerinizin böyle içine dolarak, ama dolarak kelimesi yanlış anlaşılmasın. Aynı şey gibi, professional mıydı şeyin? Onunki gibi, ama bu birazcık daha böyle daha yani dokusu daha farklı geldi bana. Birazcık daha hoşuma gitti, tamir etme özelliği de, cildi yenileme özelliği de olduğu için. Evet, 2015'in sonuna doğru tanıştığım ve aşık olduğum bir ürün. Anastasia Beverly Hills'in Contour paleti. Henüz Türkiye'de bir distribütörü var mı yok mu bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla yok. Kişisel insanlar ya da işte firmalar getiriyor. Kişisel firma ne demek yani, getiriyor ama yani hani böyle mağazalardan şu an ulaşabildiğinizi düşünmüyorum. Ben orijinali burada Instagram'dan Neriman Hanım Amerika'dan ona sipariş vermiştim ve o getirmişti bana. Yani göndermişti bir sürü ürünle beraber. Orada içlerinde favorim olan birçok ürün var. Hepsini göstermek isterdim ama işte dedim ya, o kadar çok favori ürünüm ve beğendiğim ürün var ki mümkün de mümkün diye şu anda bu videoya sığmaları. Fakat bu kontür paleti dokusu itibariyle çok kolay bir şekilde dağılıyor. İnanılmaz güzel, kalıcı. Renkleri birbirleriyle mükemmel bir derecede karışabiliyor. Çok sevdim. Yani şu anda bunun muadili olarak kullandım. Yani Bahama Mama'yı ben kontür yaparak burnum için vesaire kullanıyordum özellikle. Onu böyle her şeyi tokatlayıp attı diyebilirim. Evet, rujlarla devam ediyorum. Estee Lauder'ın Candle. Bu mıknatıslı rujları. Bunları zaten muhtemelen daha önce... Evet, 2014 favorilerimde Envy'yi göstermiştim. Bu da Kendall Jenner'ın Restless rengi, 340 numarası, tam bir nar çiçeği kırmızısı, muhteşem, bayıldım. Ben zaten böyle renkli kırmızı, Ruby Woo gibi canlı renklere bayılıyorum biliyorsunuz. Burnum uzun olduğu için kırmızı ruj ya da böyle bu tip rujlar sürdüğüm zaman dudağımda bana çok yakışıyor. Çünkü dikkati burundan dudaklara çekiyor, ama bu doğru. Ay. Yani bu yapılan bir hiledir aynı zamanda. Yine Türkiye'de bulunmayan, diğeri yine Türkiye'de bulunmayan, yine Neriman Hanım'dan sipariş etmiş olduğum Lime Crime'ın Riot diye okunuyor. Riot diye yazıyor rengi. Mükemmel bir, şu an dudağımdakine benzeyen bir renk. Mesela bu dudağımdaki de bu arada çok güzel bir ruj. Deborah Milano'nun, az önce onu da düşürdüm yere ve kırdım. Yani ucu düştü. Velvet lipstiklerinden, şöyle kalem şeklindeki rujlarından 01 numarası. Böyle özellikle dolgun dudaklarda muhteşem duran renkler bunlar. Böyle kadifemsi ve güzel duruyor. Dişleri güzel gösteriyor, dudakları güzel, cilde çok güzel renk veriyor. Hani kırmızı kadar da abartılı durmuyor. Bu tonları ben seviyorum, tonu. Aynı Riot'ta buna benziyor birazcık. Bunun birazcık daha şeftalilik içeriğini zaten videolarımda siz daha önce gördünüz. Diğeri Make Up For Ever'ın birazcık daha bu bahsettiklerimden daha kahve gibi olan, kahvemsi olan 4 numaralı Aqua Rujo. Bir tarafı gloss gibi şu tarafı. İsterseniz parlak olsun isterseniz, mat olmasın isterseniz gloss'unu çıkarıp sürebiliyorsunuz. Ama normalde yine bunun gibi mat, birazcık daha kahvemsi, daha açık bir ton. Günlük kullanım için falan birazcık daha uygun. Diğeri de Crayola'nın bayılarak kullandığım yine. Şöyle söyleyeyim, Kinda Sexy'yi çoktan... Yani Kinda Sexy'yi kullanmayı unutturan, çünkü kullanımı çok kolay, gramajı çok fazla ve ona çok yakın bir renk olan Gospel rengi. Crayola'nın lip stain'i, Gospel rengi. Bunu da bayılarak kullanıyorum. Umarım şuralarda atladığım başka şeyler kalmamıştır. Yani o kadar çok rujlardan favorim olan ürünler var ki. Mesela L'Oréal Paris'in Color Exclusive, Color Rich serisinden kırmızıların hepsini çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel rujlar var. Yine Crayola'nın çok güzel rujları var, Anastasia'nın çok güzel rujları var, Maybelline'in, L'Oreal'in, karar veremiyorum. Hepsi çok güzeller. Bu arada birçoğunu şeyde paylaşmıştım zaten,
birçoğu, yeni gelenler hariç birçoğu Snoops application'ında var benim. Diğer bir değişik, şu böyle bir mini mouse'a benzeyen Konjac sponge, Konjac süngeri. Bu süngerle ilgili ayrı bir video yapabilirim aslında. Nasıl kullanılır, nedir, ne değildir diye. Konjac süngeri böyle normalde sert, bayağı oldukça sert. Benim şu an birazcık nemli çünkü kullandım. Suyun altında ılık suyla ıslattığınız anda yumuşacık olan bir ürün. Bunu normalde cildinizi temizlemek için kullanıyorsunuz. Yani herhangi bir yıkama jeline ihtiyaç duymadan cildinizi temizliyorsunuz. Çünkü kendisi kaygan. Biliyorsunuz normalde cilt temizleyicilerinde ya da sabunda kayganlık özelliğiyle ciltteki kiri atıyor. Bu da kendisi ıslandığı anda böyle bir kaygan hale geliyor ve onunla cildinizi temizleyebiliyorsunuz. Şeyi de, hissi de çok güzel. Banyoda tutarsanız her banyoda böyle güzelce temizleyebilirsiniz cildinizi. aradolu.com'dan hediye gelmişti bana. Muhteşem. Duş jellerinde birçok, bütün kokulu olan duş jellerini zaten çok seviyorum. Ama şu anda banyoda gördüklerimin içerisinde en favori olanlar bunlar. Bu üçüncü şişesini kullandığım The Body Shop'un yine Body Shop'un Fuji Green Tea yeşil çaylı olan, muhteşem yani. Bu böyle bir terapi yapıyor gibi bana. O kadar güzel bir kokusu var ki bayılıyorum. Diğeri de yine Le Petit Marsilya'nın mandalina ve misket limonlu olanı. Bu da aynı şekilde müthiş derecede terapi yapıyor gibi. Bu ikisinin de zaten normalde diğer duş jellerine de bayılıyorum. Bir diğer saç bakım ürünü, biliyorsunuz L'Oréal Paris Elsev Mucizevi yağını yaklaşık 2 sene geçti artık, yani her gün düzenli olarak kullanıyorum. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Ama onun farklı bir versiyonu, sadece bu birazcık daha ne desem size, yani çok dikkatli kullanması gereken bir serum. Birazcık fazla kullanmamanız gerekiyor. Daha az kullanılması gerekiyor. Daha bu serum gibi yani. Mucizevi yağ daha kuru yağ gibi. Bu birazcık daha serum gibi. Saçları ipek gibi yapan, ipek gibi hissettiren bir serum. Chi'nin keratin serumu. Diğer bir 2015'te tanışıp çok sevdiğim ürün. Clinique'in yüz masaj aleti. Yani yüzünüze hem masaj yapıyor, cildinizi çok güzel bir şekilde temizliyor. Bunu kullanırken tek sıkıntı gözlerinize getirmediğiniz için gözlerinizi ayrıca bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Makyajınız çok süper bir şekilde temizliyor. Ama çok çok arka arkaya kullandığınızda bazı ciltler için öyle bir şey olmuş. Ben açıkçası, benim cildim çok toleransı yüksek bir cilt ve gerçekten de çok zor sıkıntı yaşayan bir cilt. Yani sağlam, su içmediğim halde genetik olarak, yani yapısal olarak iyi bir cildim var. O yüzden de lekelerim hariç, o da zaten maalesef doktor hatası diyelim. Bir ilaç kullanımında güneşe çıkılmaması gerekiyormuş. Ondan kaynaklı oldu. Bazılarında dediğim gibi kuruma yapıyormuş. Fakat bende böyle bir sorun yapmadı. Bazılarında gözeneklerini genişlettiğini söylemiş. Bu tip ürünlerin, yani hepsi için söylemişler. Brown'da, Clarisonic'te, Clinique içinde. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bunlar gözenekleri falan genişletmiyor. Bunlar gözenekleri temizlediği için gözenekleri görüyorsunuz. Yani içi temizlendiği için gözenekleri görüyorsunuz. Ben o yüzden muhtemelen gözenekler temizlendiği için daha geniş gözüküyordur diye düşünüyorum. Ama şöyle bir etkisi de olabilir. Eğer çok fazla derecede ciltteki yağı alıp temizliyorsa gözenekler bu yüzden de açılıyor olabilir. Gerçekten bu da bir olasılık. O yüzden hani net bir şey söyleyemeyeceğim. Bu konuyla ilgili bir Ar-Ge yapmam lazım. Hatta bir bilimsel çalışma yapmam lazım. Neyse, yani böyle şeyler de söyleniyor, en azından aklınızda olsun. Ama ben çok severek kullanıyorum. Çok güzel temizliyor. Son iki tane ürün anlatayım. Allıklar falan vardı. Onlar kalsınlar artık. Şimdi Deborah'ın iki tane favori ojem olduğunu fark ettim bu sene. Sürekli sürdüm. Bir tanesi Deborah Milano'nun 62 Gel Effect 62'si. Bunu nereden bulacağım diye soranlar oluyor. Watson's'da satılıyor bunlar ama her Watson's mağazasında var mı? İnanın bilmiyorum. Büyük Watson's'larda var ama tabii bu numarası o anda var mı yok mu onu bilemiyorum. Deborah Milano 62. Diğeri de Maybelline New York'un Color Show'undan 352 Downtown Red rengi. Böyle izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bayağı uzun ve hızlı bir video oldu yine. Ama ben işte biraz kararsız bir insanım. Enleri seçemiyorum. Enleri işte onar onar seçebiliyorum ancak. Daha göstermek istediğim birçok şey vardı. Onları zaten videolarımda kullandıkça sizler, ben de görüp görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz zaten. Göreceksiniz de.
Kanalıma abone olmak için buradaki abone ol butonuna basabilirsiniz. iPhone için iPhone için iOS için yani application'ımı yine Sebi Bebi olarak aratıp indirebilirsiniz. Böylece sosyal medyadaki bütün bildirimlerimden tek bir yerden haberdar olabilirsiniz. Henüz Android sürümü çıkmadı. Şu an test ediyoruz. Eğer iOS'ta çok talep olursa Android yazılımını da yapacağız. Böyle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.